Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uluslararası ulaşım hatları konusunu işleyeceğiz. Yani mal ve hizmetlerin, insanın, paranın, herhangi bir şeyin bir yerden başka bir yere nasıl aktarıldığıyla ilgili güzel bir ders anlatımı gerçekleştireceğiz. O zaman hadi bakalım ünite içeriğimizde bizi neler bekliyor? Gelin hep birlikte göz atalım. Ünite içeriğimize baktığımızda ne dedik? Uluslararası ulaşım hatları. Bunların öncelikle genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Yani bunlar kimler? Hava yolu, deniz yolu, demir yolu, karayolu, akıllı ulaşım sistemleri, boru hatları, bunlardan bahsedeceğiz. Sonra bu ulaşım hatlarının etkilerinden bahsetmiş olup dersimizi bitirmiş olacağız. Ha aman şunu unutma, bu dersi dinlerken gözünü bile kırpmayacaksın. Çünkü burada yazılıda mutlaka senin karşına bir soru gelecek. Özellikle bu soru da boğaz ve kanal kısmından olacak. Hemen ne yapıyorsun? Ben burada biraz içerikten bahsederken sen şöyle güzel bir şekilde atlasını alıyorsun, dünya haritanı alıyorsun ve derse devam ediyorsun. Peki bu ders bittiğinde hemen ne yapacaksın? Ödevlerini bitireceksin. Ödev ne? 0'dan 10'a kitabında sayfa 150-164 aralığını çözüyorsun. Bir de Dinamo Coğrafya Soru Bankası kitabında da 135. sayfa ile 150. sayfa aralığını çözüyorsun. Buralar önemli bak. Tekrar söylüyorum. Burası sizin karşınıza yazılıda mutlaka çıkacak bir yer. O yüzden de ulaşım türlerini bilmek zorundasınız sevgili arkadaşlar. Peki bu ulaşım nedir dersek? Ulaşım en genel anlamıyla, en genel ifadeyle insanın, eşyanın bir yerden başka bir yere taşınması işlemidir. Ama biz burada sadece insan ve eşyayı bir yerden başka bir yere taşımıyoruz. Bunun dışında ne yapıyoruz dersek? Mesela parayı bir yerden başka bir yere gönderiyoruz. Bilgiyi bir yerden başka bir yere gönderiyoruz. Ya da bizim bu ham maddelerimizi bir yerden başka bir yere gönderiyoruz. Bunlar da ulaşımın, o kavramın içerisine dahildir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki burada ulaşımla ilgili ifadelere baktığımızda tarihsel süreçte ilk olarak ulaşım kısmında görselde de görmüş olduğunuz gibi karayolu ulaşımı girmiştir. Burada özellikle görseldeki de antik Roma dönemine kalma bir karayolu ağıdır sevgili arkadaşlar. Daha sonra tekerleğin icadı ile birlikte ulaşım sistemlerinde ciddi anlamda bir devrim yaşanmıştır diyebiliriz. Bu dönemde özellikle evcilleştirilmiş bazı hayvanlar var. Bunlardan at, eşek, deve gibi hayvanları düşünebiliriz. Bunlar vasıtasıyla ulaşımı sağlıyorduk. İlerleyen dönemlerde bilgi birikimimizin artmasıyla birlikte gemiler inşa ettik ve deniz yolu ulaşımında ciddi bir atılım yaptık. Daha sonraki süreçte bu bilgi birikimimiz ilerledi ve bu bilgi birikimin ilerleyebilmesiyle birlikte motorlu hem kara taşıtları yaptık. 1900'lü yılların başında Henry Ford ve aynı zamanda sanayi devrimiyle birlikte buharlı makineler vasıtasıyla da demir yolunu yaptık. O zaman ulaşım sisteminde ilk hayatımıza giren kısım karayolu. Daha sonraki süreçte hayatımıza giren ulaşım ağı deniz yolu. Daha sonraki süreçte hayatımıza giren ulaşım ağı demir yolu ve teknolojinin gelişmesi özellikle karayolunda ciddi bir değişimin yaşanmasına neden olmuştur. Ve son sürece geldiğimizde işte ne oldu? Uçaklar. Yani hava yolu taşımacılığı ciddi anlamda hayatımıza girmiştir ve bu da bir devrim niteliğindedir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve burada öncelikle ilk olarak başlamamız gerekirse karayollarından bahsetmemiz gerekiyor. Karayolu dediğimiz zaman enlerin ulaşım sistemi olduğunu bileceksin. Yani dünya tarihinde kullanmış olduğumuz, tekrar söylüyorum, en eski ulaşım ağımız karayolu ulaşımıdır. Ve en yaygın kullanmış olduğumuz ulaşım ağı da karayolu ulaşımı. Bak, hem en eski ulaşım ağı hem de en yaygın kullandığımız ulaşım ağıdır diyoruz. Peki karayolu neden hem en eski hem de en yaygın dersek? Burada en ücra köşeye kadar karayoluyla gidebilirsin. Mesela köyünüzü düşünün. Bak, burası mesela bizim köyümüz olsun, tamam mı? Ve bu köyün şurası da Tonguç köyü diyelim. Şuraya da şöyle Tonguç köyü diye yazıyoruz. Burada hepimiz mutlu mesut yaşıyoruz. Şimdi benim köydeki evim burada. Ve burası aynı zamanda, yani öyle bir köy ki Tonguç köyü, böyle bir şey yok arkadaş. Hemen şuradan şöyle mavi kalemi de alıyorum. Ya şurası denizin kenarı. Hemen geliyoruz dersten sonra şurada şöyle hobala göbele yüzüyoruz. Devamında şurada da bir havaalanımız var. Yani öyle bir köy ki nasıl gelişmişiz anlatamam. Ve aynı zamanda şurada bir de demir yol ağımız olsun ve istasyonda şurası olsun, tamam mı? Şimdi ben kalkıp İstanbul'dan bu köyü ziyaret etmek istiyorum. Tonguç köyüne gelmek istiyorum. Şimdi ben buraya deniz yoluyla geldim. Şuraya gemi demirledi. Hadi bay bay, kendine iyi bak dedi, gitti. Ben şimdi bu eve gidebilmek için karayolunu kullanmam gerekiyor. Ya da uçakla geldim, havalimanına indim, gene eve gidebilmem için şurada karayolunu kullanmam gerekiyor. Ya da trenle geldim, burada bitti yolculuğumuz, istasyon bitiş ve buradan gene karayoluyla gitmemiz gerekiyor. Yani diğer ulaşım ağlarıyla ben bir yere kadar gidebilirim. Ana gitmem gereken yere kesinlikle karayoluyla ulaşmak zorundayım. En ücra kısma ulaşmak zorundayım. O yüzden de sevgili arkadaşlar, en yaygın kullandığımız ulaşım sistemi dünyada karayolu ulaşımıdır. Bunu unutmayalım. Bununla birlikte geçmişte ticari mallar karayollarında binek ve yük hayvanlarıyla taşınıyordu. Kervanlar vasıtasıyla taşınıyordu. Günümüzde ise karayolu ulaşımı farklı amaçlar için üretilmiş birçok hızlı, konforlu, kaliteli, motorlu kara taşıtlarıyla sağlanmakta diyebiliriz. Bu kapsamda düşündüğümüzde dünyada özellikle gelişmişlik seviyesi ile, bak dikkat et, karayolu uzunluğu arasında bir oran orantı ilişkisi kurabiliriz. Bak, gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen yol uzunluğu ya da 1000 kilometre karelik alana düşen karayolu uzunlukları fazla olacaktır. Ve aynı zamanda gelişmiş ülkede hem bu yolların kalitesi yüksek olacak hem de kişi başına düşen yol uzunluğu fazla olacaktır diyebiliriz. Bunu da unutmayalım. Peki dünya ölçeğine geldiğimizde karayolu taşımacılığı nerelerde yoğundur dersek bu bizim için oldukça önemli. Bir, biz şimdi karayolunun başlıca geliştiği yerlerin gelişmiş bölgeler olduğunu biliyorsak o zaman benim hemen şöyle gözümü bir kapatıp düşünmem lazım. Dünyada gelişmiş bölgeler neresi? Batı Avrupa hemen aklıma geldi. O zaman bak, Batı Avrupa'da karayolu ağı yoğunluğu fazla mıdır? Fazladır diyebiliriz. Şuraya şöyle ben Batı Avrupa diye yazıyorum. O harita cahillerine de buradan öğretmiş olalım diyelim. Devam ediyoruz. O Kuzey Amerika, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve biraz daha üst kısmında Kanada. Burası da gene karayolu ağı anlamında yoğundur diyebiliriz. Devamında Doğu Asya sevgili arkadaşlar. Burada da Japonya. Şuraya da şöyle Doğu Asya diye yazalım. Bu alanlar karayolu ağının yoğun olduğu alanlardır diyebiliriz. Peki seyrek olan bölgeler neresidir dediğimizde şöyle bir renk tonu alalım. Mesela Kanada'nın kuzey kısımları seyrek. Gördünüz mü? Ya da burada Alaska. Tam şu kısım seyrek. Şuraya da şöyle ben Alaska diye yazayım. Şu da Kanada'nın kuzey kısmı. Hemen devamında bak, yan kısmını görüyor musun? Burası da neresi? Burası Grönland. Burada da seyrek. Hemen şuraya geliyorum. Burası neresi? Bu kısımda Sibirya diye geçiyor. Neden peki bu alanlarda karayolu ağı seyrektir derseniz, tabii ki de soğuk iklim bölgesi. Bak mesela dikkatimi çeken yerlerden bir tanesi tam şurası. Peki bu alan neresidir dediğimizde bu alan Brezilya'nın bulunduğu yerdeki Amazon havzası diye geçer. Burada seyrek olmasının temel sebebi nedir derseniz bitki örtüsü. Ve devam ediyorum, bakın dikkat edin. Afrika'nın kuzeyi, Arap Yarımadası, Orta Asya, Avustralya'nın iç kesimleri, bak şuraya da dikkat edin, Namibya. Bu alanlarda peki karayolu neden seyrektir dersek şöyle ok anlamında hepsini çıkarıyorum. Hepsinin temel sebebi çöl bölgesidir. Bunu da unutmayalım. Yani istediğimiz kadar ülke anlamında gelişmiş olalım. Doğal imkanlar belirli bir düzeyde müsaade ediyor. İnsan teknolojisiyle birlikte o imkansızlıkları, olumsuz durumları en asgari düzeye indiriyor ama bir çöl bölgesinde yerleşimin de seyrek olması ister istemez karayolu taşımacılığında seyrek olmasına neden olmuştur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi ikinci ulaşım ağımız nedir derseniz deniz yolu ulaşımıdır. Deniz yolu ulaşımında şunu unutmayalım. Uluslararası ticarette en yaygın kullanılan ulaşım ağı deniz yolu ulaşımıdır. Peki bu deniz yolu taşımacılığı tarihsel süreç serüvenine ilk olarak nerede başlamıştır dersek tabii ki de burada Asya'da baharatlar var, ipek var, Afrika'nın altını var ve bunlar özellikle gemiler vasıtasıyla Avrupa'ya aktarılıyordu ve bu işte deniz yollarındaki ilk taşımacılık olarak söylenebilir sevgili arkadaşlar. Ticari anlamda, uluslararası ticaret anlamında. Avrupa kıtasında özellikle sanayi devriminin etkisiyle hem ham madde ihtiyacı arttı. Ham maddeyi getirdim, ham maddeyi mamül maddeye dönüştürdüm ve bunu pazarlamam lazım. Ve bu üretim sonucunda çıkan bu ihtiyaç fazlasının ticareti var. Bununla birlikte bu ürünler dünyada birçok alana ne yapmakta? Gitmekte diyebiliriz. Deniz yolu ulaşımı özellikle okyanus aşırı ülkeler ve kıtalar arasında aynı anda çok fazla sayıda yükün taşınmasında ya da insanın taşınmasını sağlamıştır ve bu da ister istemez taşıma maliyetini azaltmıştır. Peki ben neden deniz yolunu uluslararası ticarette daha bir cazip hale getirdim derseniz, bak şuradaki birinci yük taşıyan gemiyi düşünün. Bak şurada konteynerları görüyor musunuz? Bu konteynerların hepsi bir adet tır olarak düşünün. Ya burada yüzlerce tırın taşıyabileceği bir yük tek bir gemi vasıtasıyla çok uzun bir alana gidiyor. O zaman tek seferde çok fazla sayıda yük taşıyor muyuz? Aşağıdaki kurvazör gemisine baktığınızda ya bak kaç katlı, şuradan başlarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 katlı. Ve bir 3-4 de aşağıda olsa 17-18 katlı bir gemiden bahsediyoruz. Ya bu gemide kaç tane oda vardır ya? Bu gemide kaç bin tane insan vardır? Bu insanlar bir yerden başka bir yere gidiyor mu? O zaman tek seferde hem çok fazla sayıda yük götürüyorum hem de çok fazla sayıda ne taşıyorum? İnsan taşıyorum. Bir de bu suyun üzerinde gidiyor. O kapsamda yol yapım maliyeti yok. Aynı zamanda bakım giderleri de nedir? Azdır. Bu da cazip kılıyor. Bir de kara ve demir yollarına göre güzergahta rahat bir değişiklik yapabiliyoruz. İşte bundan dolayı sevgili arkadaşlar deniz yolu taşımacılığı uluslararası ticarette oldukça önemli bir yere sahiptir diyebiliriz. Burada biz ulaşım anlamında bir yerden başka bir yere giderken hem boğaz kısmından geçiyoruz hem de kanal kısmından geçiyoruz ve bazı yerlerde deniz yolu taşımacılığında oldukça yoğun bir trafiğe sahiptir. Mesela bu yoğunluğun baş kısmında kim var dersek şurada görmüş olduğunuz 1 numara ile göstermiş olduğumuz Kuzey Atlantik yolu yer alacaktır. Bak şurada da 1 numarayı şöyle şurada yeşil renk tonuyla gösteriyorum. Peki bu Kuzey Atlantik yolu nereyle nere arasında yer alıyor dersek? Burası Avrupa kıtası değil miydi? Sol taraf Amerika'ydı. Üst kısmı neresi olacaktır? Kuzey Amerika olacaktır. Şimdi Kuzey Amerika ise burası. Bu Kuzey Atlantik yoludur. Niye Kuzey Atlantik yolu diyoruz? Çünkü burası Atlantik Okyanusu diye geçer. Atlas Okyanusu'dur. Ekvatoru şuradan şöyle çizdiğimizde ekvatorun burası kuzeyidir. O zaman bu yolun ismi de otomatik olarak Kuzey Atlantik yolu diye çıkmıştır diyebiliriz. Deniz yolu taşımacılığındaki en yoğun güzergahımız, en yoğun yolumuz Kuzey Atlantik yolu olarak karşımıza çıkmakta. Bununla birlikte başka kim var dersek bu yoğunluk anlamında mesela ikinci güzergahın hemen rengini şöyle sarıya alalım. Bakın Avrupa'dan başlıyorum, Akdeniz'den devam ediyorum ve Hint Okyanusu'na gidiyorum. Burası da Batı Avrupa, Akdeniz ve Hint Okyanusu yolu. Bak şuradaki 2 numarayla görmüş olduğunuz yol. Peki bu 2 numarayla görmüş olduğunuz yol nerenin açılmasıyla önemli hale gelmiştir dersek burada Süveyş Kanalı var. Buranın açılmasıyla birlikte bu yol önemli hale gelmiştir. Bundan önce insanlar nereyi kullanıyordu dersek şuradaki 3 numarayla görmüş olduğunuz Ümitburnu yolunu kullanmaktaydı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Onun dışında mesela Panama Kanalı'nın şu kapsamda şurada açılmasıyla birlikte ki bunları birazdan söyleyeceğiz zaten sevgili arkadaşlar. Panama Kanalı'nın açılmasıyla birlikte de şurada görmüş olduğumuz 6 numaralı yol var ya, Pasifik aşırı yol olarak geçer. Bu yol hayatımıza girmiştir diyebiliriz. Bu 6 numaralı yol, tekrar söylüyorum, şu kısımda Orta Amerika'da Panama Kanalı'nın açılması ile birlikte hayatımıza girmiştir diyebiliriz. Onun dışında mesela bazı uluslararası ticarette çok yoğunluğa sahip olmayan kısımlar da var. Mesela 4 numara bak Batı Avrupa ile Güney Amerika arasındaki yol. Mesela burada 7 numara var. Şurada görüyor musunuz? Karayip-Meksika Körfezi yolu. Mesela 8 numara var. Meksika-Karayip-Amerika'nın doğu kıyıları yolu. Bunlar yoğun değil. En yoğun burada 1 numara yani Kuzey Atlantik yolu. Daha sonra 2 numara diyebiliriz. Batı Avrupa, Akdeniz, Hint Okyanusu yolu. Bir de burada 6 numarayı söyleyebiliriz. Bu da Pasifik aşırı yolları olarak geçer. Bak şimdi ben bu ulaşım ağında bir yerden başka bir yere giderken geçmiş olduğum 2 tane kavram var. Bunlardan bir tanesi hemen şuraya şöyle yazalım. Boğaz kavramı, bir diğeri ise kanal kavramı. Peki arkadaşlar bu ikisinin birbirinden ayrılan farkı nedir? Yani boğaz dediğimiz şey ne? Kanal dediğimiz şey ne? Niye böyle farklı farklı isimler verilmiştir dersek, boğaz doğal süreçler içerisinde, şuraya da şöyle yazalım, doğal süreçler içinde oluştu diyelim ya da oluşmuştur diyelim. Tamam, boğazı biz böyle oluşturduk. Peki neden kanal yaptık? Kanal beşeri süreçler içerisinde oluşmuştur. Şuraya da şöyle yazayım, beşeri süreçler içinde oluşmuştur diyorum. Şimdi peki ben bunu böyle yazdım. Bunu bir örnekleyelim ya. Bir aklımıza daha iyi yatsın. Tarih 1519 yılı. Magellan, Allah ondan razı olsun, batıya doğru yolculuğuna çıkıyor ve yeni güzergahlar bulmak istiyor. 1519'da Batı Avrupa, İspanya, Sevilla'dan yolculuğuna çıktı. Batıya doğru böyle güzel güzel giderken Güney Amerika'nın en güney uç kısmından geçiyor ve burası şu anda Magellan Boğazı olarak geçiyor. Magellan Boğazı'ndan geçti. 1522 yılı buraya geldi, Filipinlere. Filipinler'de yerlilerle savaştı ve Magellan maalesef öldü. Yardımcısı var bunun, Delcano. Hemen dümene geçiyor ve bu alandan şöylece devam ediyor ve tekrar nereye ulaştı? İspanya Sevilla kentine ulaştı. Şimdi Magellan bu kapsamda Güney Amerika'nın en uç noktasında bir boğazdan geçti mi? Geçti. Ben Amerika'nın doğu kısmından Amerika'nın batı kısmına bir ürünü deniz yoluyla götürmek istesem nasıl götürmem gerekir? Güney Amerika'nın en uç noktasından şöyle Magellan Boğazı'ndan geçip buraya gelmem gerekir. 21.000 kilometrelik bir yol. Ya şimdi bu 21.000 kilometrelik yolu ben deniz yoluyla kaç ayda gideceğim? Ya orada çalışan personelin maaşı, sigortası, hastalığı, derdi, ıvır zıvır. Ben bir şirket sahibi olsam, uluslararası anlamda ticaret yapan bir şirket sahibi olsam bu beni tedirgin eder. Ulan bunlara maaş vereceğiz, sigortalarını yapacağız, hasta oldu, şu oldu, bu oldu, yan yattı, çamura battı. Ya bunun daha kolay, daha kısa bir yolu yok mu? Var diyorlar. Nedir peki? Biz şu Orta Amerika'da, bak şurada Atlas Okyanusu'yla Pasifik'i birbirine bağlayalım diyorlar ve bağlıyorlar. Şimdi burası da Panama Kanalı olarak geçiyor. Bak kanalı ne yaptım? Ben açtım. Ben açtığımda güzergahım ciddi anlamda kısaldı ve yeni güzergah 9.000 kilometre. 21.000 kilometre nere? 9.000 kilometre nere? O zaman ben bir yerde kanal açıyorsam orada aslında o boğazın olumsuzluk durumunu ne yapmışım? En asgari düzeye indirmişim. O zaman hadi bakalım gelin hep birlikte buradaki boğazlar, kanallar, ıvırlar, zıvırlar neler? Bunların özellikleri neler? Onlardan da şöyle biraz bahsetmiş olalım. En soldan en sağa doğru gidelim sevgili arkadaşlar. En sol kısımda kim var? En sol kısımda Bering Boğazı yer almakta. Bering Boğazı'na baktığımızda yani şimdi enlem anlamında biraz daha kuzey enlemi burası. Yani enlem olarak da ben şöyle buraya yazayım. Burası 66 derece 33 dakika kuzey enlemi. Yani Kuzey Kutup Dairesi'nin bulunduğu nokta. E şimdi burası enlem olarak bayağı yukarıdaysa sıcaklık olarak nasıldır? Soğuktur. Uluslararası ticarette biz burayı çok yoğun bir şekilde kullanabilir miyiz? Tabii ki de kullanamayız. Peki bu Bering Boğazı nere ile nere arasında yer alıyor dersek? Bak şurası Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağı olan Alaska. Bak şuraya şöyle Alaska diye yazdım ve altına şöyle geldim. Amerika Birleşik Devletleri diye ekledim. Ve şu kısım Rusya'nın Çuçki Yarımadası diye geçiyor. Şuraya da şöyle Rusya'yı yazdım mı? Yazdım. O zaman bu Bering Boğazı, tam bu kısım bak Bering Boğazı Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'yı ne yaptı? Sınır anlamında birbirinden ayırdı. Ama kuzeyde yer aldığı için uluslararası ticarette çok yoğun bir şekilde kullanılmıyor, haberiniz olsun. Hemen en güneye geldim. Biraz önce ne dedik? Magellan 1519 yılında başlamış olduğu yolculuğunda burayı buluyor sevgili arkadaşlar ve buraya ne yapıyor? Kendi ismini veriyor diyoruz. Burayı da böyle geldik. Burası da şu kısımda Şili var, şu kısımda Arjantin var. Peki şurayı şöyle silersem, ben bu tarihsel süreci, serüveni yazdıktan sonra şu kısımları şöyle silersem. Peki bu Magellan Boğazı hangi okyanusla hangi okyanusu birbirine bağlıyor derseniz onu da yazmamız lazım. Yani burada biraz harita anlamında cahilliğinizin de gitmesi gerekiyor. Çocuklar, harita bilmeniz gerekiyor. Yani coğrafyada bir konuyu yapabilmek istiyorsanız mutlaka haritayı bilmek zorundasınız sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Şimdi bak, ben şuradan şöyle sayfamı tekrar geriye aldım. Bak, şurası Atlas Okyanusu. Şuraya şöyle yazdım. Bu bir. Şurası da Pasifik Okyanusu. Yani diğer ismiyle Büyük Okyanus olarak geçiyor. O zaman buradaki Magellan Boğazı Atlas Okyanusu ile Pasifik Okyanusu, ya Büyük Okyanusu ne yapıyor? Birbirine bağlıyor. Bunu unutmayalım. Peki bu Magellan Boğazı uzun bir süre deniz ticaretinde kullanıldı ama orta kısma biz ne yaptık? Panama Kanalı'nı yaptık. Panama Kanalı mühendislik harikası bir kanaldır. Burada sıvıların dengesi kanunu kullanılır ve Panama Kanalı nereyle nereyi birbirine bağlıyor dersek şu kısımda Karayip Denizi var. Yani Atlas Okyanusu diyebilirsiniz çocuklar. Şu kısımda Pasifik'ti zaten. O zaman Panama Kanalı Karayiplerle, Karayip Denizi ile Pasifik Okyanusu'nu birbirine bağlamaktadır. Ve bu kanal, tekrar söylüyorum, mühendislik harikası bir kanaldır. Bu kanalda sıvıların dengesi kanunu kullanılır. 28 metre yüksekliğinde Gonza Gölü var. Kanala giren bir gemi su pompalamasıyla birlikte 28 metre yüksekliğindeki Gonza Gölü'ne çıkıyor ve kanal vasıtasıyla geçiyor. O zaman şunu unutma. Panama Kanalı'nın açılmasıyla birlikte nerenin önemi azalmıştır derseniz Magellan Boğazı'nın önemi azalmıştır diyebiliriz. Bakın, tam şurası Baltık Denizi. Şuraya şöyle Baltık Denizi diye yazdım. Şurası da Kuzey Denizi diye geçiyor. Baltık Denizi'ni Kuzey Denizi'ne bağlayan kimdir dersek Kiel Kanalı olarak geçer. Almanya sınırları içerisinde yer alır. Bak, Kiel Kanalı Almanya sınırları içerisinde yer alıyor. Dover Boğazı, İngiltere şurası. Bak, şurası İngiltere. Şurası Fransa sevgili arkadaşlar. İngiltere ile Fransa arasında yer almakta. Bak, şurası Kuzey Denizi'ydi. Şurası Manş Denizi. Kuzey Denizi ile Manş Denizi'ni de Dover Boğazı ne yapıyor? Birbirine bağlıyor diyebiliriz. Şunları da şöyle ben sileyim. Sizin o büyük haritalarınızda bunlar daha güzel bir şekilde görülür. Dover Boğazı İngiltere ile Fransa arasında. Kiel Kanalı Almanya sınırları içerisinde. Cebeli Tarık Boğazı. Şurası Akdeniz. Burası Atlas Okyanusu'ydu. O zaman Cebeli Tarık Boğazı Akdeniz'le Atlas Okyanusu'nu ne yaptı? Birbirine bağladı. Kuzeyde İspanya, güneyde Fas arasındadır. Haberiniz olsun. Messina Boğazı İtalya'nın Sicilya adasının bulunduğu yerde yer almakta. Korint Kanalı Yunanistan'da Mora Yarımadası'nda yer alıyor. Küçük bir kanal Korint Kanalı, sadece turistik gemilerin geçtiği bir kanaldır, haberiniz olsun. İstanbul ve Çanakkale Boğazı bizim için uluslararası anlamda jeostratejik olarak oldukça önemlidir, haberiniz olsun sevgili arkadaşlar. Çünkü Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin çıkış noktası niteliğindedir ve şunu unutmayalım, dünyanın en işlek su yollarından olup Panama Kanalı'nın, bak dikkat et, Panama Kanalı'nın 4 katı, şuraya şöyle 4x diye yazıyorum, Panama Kanalı'nın Süveyş Kanalı'nın da 3 katı kadar daha fazla trafiğe sahiptir, bunu unutmayalım. Ve İstanbul Çanakkale Boğazı Karadeniz'le Akdeniz'i birbirine bağlıyor. Karadeniz'de mesela kim var? Romanya var, Bulgaristan var, Ukrayna var ve Gürcistan var. Bunlar eğer ki deniz ticaretinde bir ürün alıp satmak istiyorsa İstanbul Çanakkale Boğazları'nı kullanmak zorunda. Aynı zamanda Rusya'nın da kıyısı var ama Rusya şu kuzey kısımdan çıkabilir. O yüzden kesin zorunlu bir şart yoktur ama Rusya için de en önemli olay neydi tarihsel süreç içerisinde? Sıcak denizlere inmekti. O yüzden de İstanbul Çanakkale Boğazı oldukça önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte Süveyş Kanalı Mısır sınırları içerisinde yer alır. Kızıldeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlar. Babülmendep Boğazı Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne, oradan da Hint Okyanusu'na bağlar ki burası da Hint Okyanusu olarak geçiyor. Hürmüz Boğazı çok önemli çünkü Basra Körfezi'ndeki o petrol zengini ülkelerin çıkarmış olduğu petrolü diğer ülkelere taşıyan kısımdır. Hürmüz Boğazı petrol sevkiyatı açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Basra Körfezi'nin bu kapsamda şurası Umman Denizi'dir. Oradan da Hint Okyanusu'na bağlar. Petrol açısından oldukça önemli bir yere sahiptir diyebiliriz. Malakka Boğazı, burada Andaman Denizi var. Bir de Güney Çin Denizi var. Yani Andaman Denizi ile Güney Çin Denizi arasında yer alıyor. Yani Pasifik ile Hint Okyanusu'nu birbirine bağlıyor. Makassar Boğazı da aynı şekilde Pasifik ile Hint Okyanusu'nu birbirine bağlıyor. Sunda Boğazı da gene Pasifik ile Hint Okyanusu'nu birbirine bağlıyor. Ama ve lakin burada kimler var? Burada korsanlar var. Yani uluslararası anlamda tehlikeli diyorsan hemen ne yapacaksın? Buraya geleceksin sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Eğer ki görmediğimiz, burada söylemediğimiz bir boğaz kanal varsa onu da yorumlar kısmına bu yazılanlar içinde varsa onları da belirt. Bana eğer ki şurada bak şunu unutma. Şunları da ekstra olarak söyleyelim sevgili arkadaşlar. Bak eğer ki petrol taşımacılığı anlamında önemlidir diyorsa, bak tekrar söylüyorum, petrol taşımacılığı anlamında önemlidir diyorsa Babülmendep Boğazı ile Hürmüz Boğazı'nı diyeceksin, tamam mı? Eğer ki kanal anlamında diyorsa, bak Kiel bir kanal Almanya sınırları içerisinde yer alıyor. Korint bir kanal Yunanistan sınırları içerisinde yer alıyor. Süveyş bir kanal Mısır sınırları içerisinde yer alıyor. Ya da Panama bir kanal Panama sınırları içerisinde yer alıyor. Bunlar önemli. Bunların açılmasıyla bazı ulaşım ağlarında da önem azalmıştır. Mesela nasıl dersek, şimdi bak buraya dikkat et. Panama Kanalı'nın açılmasıyla birlikte Magellan Boğazı'nın önemi azaldı. Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla birlikte tam şurası, burası neresidir dersek burası Ümit Burnu'dur. Ümit Burnu yolunun önemi azalmıştır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Önemlidir. Şimdi bir de bizim yapmak istediğimiz bir proje var. Kimdir bu proje derseniz Kanal İstanbul projesi. Yani İstanbul'un Avrupa yakasında gerçekleşmesinin düşünüldüğü bir proje ama son dönemde projeyle ilgili iptal kararları da yer almakta. Bu projenin temel mantığı neydi? Ben size biraz ondan bahsedeyim. Buradaki Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı özellikle Karadeniz, Marmara Denizi ve Akdeniz birbirine bağlıyor ya. Tehlikeli yük taşıyan gemilerin yoğun bir şekilde geçtiği bir alan bu boğaz. Hem şehir anlamında şehir içi ulaşımı taşıyan vapurların geçişi var. Hem de böyle tehlikeli yük taşıyan gemilerin geçişi var. Zamanında mesela burada bir petrol tankeri kazası yaşanıyor ve kaza 17 gün yangın sürüyor. 17 gün sonunda temizleme çalışmaları yapılıyor ve kirlilik had safhada. O yüzden bunu önleyebilmek için bu trafiğin önemli bir bölümünü buraya aktarmayı amaçlıyorlar. Yani Kanal İstanbul'un güzergahını aktarmaya çalışıyorlar ve bu kapsamda Karadeniz'le Marmara Denizi birbirine bağlanacak ama tekrar söylüyorum bu kanal kısmındaki bu projede yürütmeyi durdurma kararı alındı, haberiniz olsun. Peki geldik şimdi demiryolu taşımacılığı. Demiryolu taşımacılığı hayatımıza ne zaman girmiştir dersek 1800'lü yıllarda Avrupa kıtasında buharlı trenlerle serüvene başladık. Ve bu serüvenle birlikte demiryolu ulaşımı bilgi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte motorlu trenlere yerini bırakmıştır. Bak ilk olarak buharlı trenler vardı. Daha sonra teknolojimiz gelişti ve motorlu trenlerle biz şu anda demir yolunda ulaşımını yapmaktayız, sağlamaktayız. Bak şunu unutma, günümüzde demir yolu yük ve yolcu taşımacılığında yoğun olarak kullanılan bir ulaşım sistemidir. Özellikle ülke içerisinde ham maddelerin bir yerden başka bir yere taşınmasında demir yolu taşımacılığı yoğun bir şekilde kullanılmaktadır diyebiliriz. Konumu gereği bazı demiryolu ulaşım ağları bölgesel ve küresel anlamda ciddi olarak ön plana çıkmıştır diyebiliriz. Örnek vermemiz gerekirse yakın tarihte de bunun özellikle pandemi döneminde biz bunu yaşadık. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattımız var. Çin'den o Avrupa'nın batı kısmına İngiltere'ye kadar uzanan bir hattımız var. Tarihi İpek Yolu projesinin tekrar demir yoluyla hayata geçirilmesinin amaçlandığı proje. Ve gelişmiş ülkelerde demir yolu uzunluğu da fazladır. Bunu da unutmayalım ve dünyada bakın dikkat edin. Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Doğu Asya demiryolu anlamında hem yoğun bir demiryoluna sahiptir hem de kalite anlamında kaliteli bir demiryolu ağına sahiptir diyebiliriz. Özellikle son dönemde hızlı trenlerle birlikte demiryolu taşımacılığında da ciddi anlamda bir atılım yapılmıştır diyebiliriz. Dağlık engebeli alanları düşünebilirsiniz, çöl bölgelerini düşünebilirsiniz, deniz ve okyanusları düşünebilirsiniz. Bunlar demiryolu taşımacılığındaki önümüzdeki en önemli engeldir. Mesela bak, Afrika'nın kuzeyini gördün mü? Çöl bölgesi. Burada yağmur ormanları vardı. Kuzey kısmına geliyoruz, iklimin soğuk olduğu bölgeler vardı. Bu alanlarda demiryolu taşımacılığında seyrek olduğunu söyleyebiliriz. Sevgili arkadaşlarım, geldik son havayolu taşımacılığı. Özellikle ne zaman hayatımıza giriş yapmıştır dersek, hani taşıma anlamında 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yolcu ve kargo taşımacılığında biz bunu kullanıyoruz. Peki öncesinde var mıydı? Vardı. Askeri anlamda özellikle o askerlerin, düşman askerlerinin nerelerde olduğunu görmemiz ve saldırı amaçla kullanıyorduk. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yolcu ve kargo taşımacılığında uçakların kullanılmaya başlamasıyla yaygınlaşmıştır diyebiliriz. Özellikle düşünün ya, birbirinden uzak, çok uzak bölgelerde hava yolu ağı ile ne yapıyoruz? Çok kısa zamanda hem ulaşım anlamında biz kendimiz gidiyoruz, hem de kargolarımız çok kısa sürede o alanlara ne yapmakta? Gitmekte diyebiliriz. Hava yolu taşımacılığında şunu unutmayalım: en hızlı, en konforlu, en güvenli ve en pahalı ulaşım ağıdır. Burada aslında siz pahalı olmasının temel sebebi zamanı satın alıyorsunuz. En basiti, Ankara'dan bugün Antep'e gitmek istesen, Antep'tekilere selam olsun. Antep Oğuzeli Havalimanı'na gideceksin. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptı. 45 dakika sonra Antep'tesin. Sen bunu karayoluyla gitmek istesen tahmini 8 saat sürecek. Ya 8 saat nerede? 45 dakika nerede? Yani sen evden çıkıp atıyorum okuluna giderken 45 dakikalık bir yolculuk yapıyorsun. Ama havalimanından uçağa bir biniyorsun, 45 dakika sonra Antep Oğuzeli Havalimanı'ndasın. Böyle bir konfor, böyle bir kalite yok. Sen zamanı satın alıyorsan tabii ki de ne olacaktır? Pahalı olacaktır diyebiliriz. Bu pahalıysa gelir seviyesi yüksek bölgelerde daha yoğun olmayacak mı? Olacak. Peki buralar neresi? Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Doğu Asya diyebiliriz. Gelişmişlik seviyesi düşük, kişi başına düşen milli gelirin az olduğu yerler var mı? Var. Mesela maalesef Afrika, maalesef Güney Amerika. Bu alanlarda da sevgili arkadaşlar, bakın dikkat ederseniz yoğunluğumuz nasıl azdır diyebiliriz. Bunu da unutmayalım. Özellikle burada Amerika Birleşik Devletleri'ni unutma. Avrupa ülkelerinin birçoğunu, Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere diyebilirsin. Uzak Doğu Asya ülkeleri, özellikle burada da Japonya, Güney Kore ve Çin, bu alanlarda gelişmişliğin fazla olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve biraz önce dedik ki biz ulaşımda sadece bunları düşünmeyelim. Boru hatları da bir ulaşımdır. Sonuçta ben burada suyu taşıyorum, ham maddeyi taşıyorum. Daha maliyetsiz taşıyabilmek için boru hatları vasıtasıyla taşıyorum. Bak ne demiş? Boru hatlarının yapılma amacı bölgeler arasında ham madde ve enerji kaynağı niteliğindeki katı, sıvı ve gaz maddelerin petrol, doğalgaz, su, kömür, maden gibi taşınmasına dayanmaktadır. Yani ben mesela doğalgazı boru hattıyla değil de tankerlerle taşıyabilir miyim? Evet, ama önce tankere bindirebilmek için, yükleyebilmek için sıvılaştırman lazım. Sonra tekrar işlemek için gazlaştırman lazım. Sarfiyat oluyor. O yüzden de boru hattıyla daha rahat taşıyoruz. Ya da dünyada meydana gelen küresel anlamda bazı olaylar var. Bölgesel anlamda da bu olaylar var. Bu olaylardan nasıl haberimiz oluyor? Akıllı ulaşım sistemleri sayesinde haberimiz oluyor. Gene bu da bir ulaşım ağıdır. Bunu da unutmamış olalım sevgili arkadaşlar. Geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte neden bahsettik? Uluslararası ulaşım hatlarından bahsettik. Özellikle bak unutma, burada da sen ne yapıyorsun? Boğaz ve kanallara çalışıyorsun. Çünkü ne yapacağız? Bundan sonra hemen yazılı kısmına başlayacağız. Yazılı da mutlaka burası karşına gelecek. O yüzden de dersin başındaki vermiş olduğum ödevleri güzel güzel çözüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım, karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.